Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapacağını açıklamasının ardından taslak bir çalışma ortaya çıktı. Günlük 1 milyon aşılamanın hedeflendiği planlamaya göre kabine toplantısında restoran ve kafelerin kişi sınırlamasıyla açılması, düğünlerin açık havada yapılması, vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesiyle halı sahalar, spor salonları ve yüzme havuzlarının yeniden hizmete başlaması bekleniyor. Haziranda gelecek toplam 30 milyon bayontek aşısıyla günlük 1 milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak. Peki 1 Haziran'da normalleşme için hangi adımlar atılacak? İşte kabine toplantısı sonrası alınması beklenen karar. Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek. Düğün yapmak için kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor. Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek. Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulunun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bir bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı Haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası 2 metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek. Dün en yüksek 8.54'ü gören dolar, bugün piyasaların açılmasıyla 8.60 sınırına dayan, dolar 8.59 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü, euro ise 10.47 ile rekor tazeledi. Yeni güne yükselişle başlayan dolar, Kasım 2020'deki 8.58'lik tarihi zirvesini geçerek 8.59 ile rekor tazeledi dolardaki yükselişe paralel olarak euro da 10,47 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bugün itibarıyla dolar 8,55'ten, euro ise 10,44'ten işlem görüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde başlatılan altyapı çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, esnafın ve vatandaşın mağdur olmaması adına yoğun çalışma yürütüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım programı kapsamında başlatılan altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehirde yaklaşık 50 yıl altyapı sorunu yaşanmamasını sağlayacak proje için ekipler gece gündüz demeden çalışıyor. Ortahisar ilçesinde bulunan Kunduracılar Caddesi, Uzun Sokak, Atatürk Alanı, Gazipaşa Caddesi ve Maraş Caddesi'nde yürütülen kanalizasyon, yağmur suyu hattı, içme suyu, doğal gaz ve telekomünikasyon çalışmalarının ardından vatandaşların ve esnafın mağduriyet yaşamaması adına kademeli olarak üst yapı geçici kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Ortahisar ilçesinde başlattığımız altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehrin altyapı sorununu çözüme kavuşturacak çalışmalar sırasında sabır gösteren esnaf ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Şu anda kent merkezinde çalışmaları büyük oranda tamamlamış bulunmaktayız. Altyapı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde bitirerek üst yapı çalışmalarına geçeceğiz ifadeleri kullanıldı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Doçent Doktor Nilgün Ulutaş Demir, Türkiye'de nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü kentte yayla hareketliliğinin çok fazla olduğunu söyledi. Doçent Doktor Ulutaş Demir, Kürtün ilçesinde özellikle yayla hareketleri çok fazla. Çoğunlukla Giresun bölgesinden gelenler bulaş riskini arttırıyor. Yayla göçlerinin vaka sayılarını arttığını düşünüyoruz dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı illere göre 15-21 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Gümüşhane'de vaka sayısı, 100.000 kişide 109,38'den 163,72'ye çıkıyor. Gümüşhane, bu oranla Türkiye'de en çok vaka görülen il oldu. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Doçent Dr. Nilgün Ulu Taşdemir, yayla göçlerinin vaka sayısını artırdığını söyledi. Kamu personeli seçme sınavı ücretinin 300 liraya yükseltildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz sene her bir oturum için 80 TL olan kamu personeli seçme sınavı giriş ücretinin bugün itibarıyla 300 liraya yükseltildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda öğrencinin tepki gösterdiği fiyatla ilgili paylaşımlar yapması sonrası, 300 TL, hashtag'i Twitter'da kısa sürede trend topik oldu. Oturumlara göre değişen kamu personeli seçme sınavı başvuruları bugün yani 28 Mayıs itibarıyla başladı. Adayların uzun zamandır merak ettiği başvuru ücretiyle ilgili ise ses getiren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sene her bir oturum için 80 TL olan kamu personeli seçme sınavı giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sonrası sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar sınav giriş ücretlerinin 300 liraya yükseldiği yönündeki iddiaya büyük tepki gösterirken, soluğu sosyal medyada alan kullanıcıların yaptıkları paylaşımlar sonrası 300 TL, hashtag'i kısa sürede Twitter'da trend topik oldu. Trabzon'da son günlerde balık fiyatlarının çok yüksek olması hem balık hali esnafını hem de tüketiciyi üzüyor. Tezgahlarda iri istavritin kilosu 60 TL'den, barbunun ise 70 TL'den satılırken balıkçılar da tüketiciler de durumdan pek memnun gözükmüyor. Balık fiyatları yüksek olunca balık hali en sessiz günlerini yaşarken bazı balıkçılar tezgahlarını kapatıp sebze ve meyve satışına yöneldi. Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık sektörüyle uğraşan Yakup Bektaşoğlu, istavritin fiyatının hiç bu kadar yüksek olduğunu görmediğini belirterek vatandaşın da balığa pek rağbet etmediğini söyledi. İri istavritin kilosu 60, iri barbunun ise 70 TL'den satıldığını belirten Bektaşoğlu, şu anda tezgahımızda barbun, istavrit, mezgit, alabalık ve somon gibi balık çeşitlerimiz bulunuyor. Ağırlıklı olarak istavrit ve barbun bulunuyor. Bu sıralar balık pahalı olduğu için vatandaş pek rağbet etmiyor. İstavritin kilosu 25-40 TL arasında değişiyor ancak irisinin kilosu 60 TL'yi görmüş durumda. Satışlarımız beklediğimiz gibi değil. Balık gelmeyince bazı balık tezgahları sebze ve meyve satışına yöneldi. Bazı tezgahlar da kapatmış durumda. Şu anda balıkçılık yok, Eylül'ü bekliyoruz. Kıyı balıkçıları da şu sıralar pek balık getirmiyor, gelen balık beklenenin çok altında. Dolayısıyla bol gelse fiyat da ucuz olur. Yaklaşık 35 yıldır sektörde çalışıyorum. Özellikle istavritin fiyatı hiç bu kadar yükseldiğini pek hatırlamıyorum. Şu anda en pahalı balıklar iri barbun 50-70 TL arasında. İstavritin irisi 50-60 TL dedi. Balık esnaflarından Gökmen Aydın'da tezgahlarımızda balık fiyatları çeşitlerine göre değişiyor. İstavritin kilosu 40-60 TL arasında değişiyor. Levrek, çukra, kötek gibi çeşitlerimiz var. Köteyi 80 TL'den satıyoruz kilosunu. Ancak vatandaş pek rağbet göstermiyor. İstavrit sezon başından beri pahalı diyebiliriz. İriliğine göre fiyatı değişiyor. Vatandaş da fiyatları pahalı buluyor diye konuştu. Alınan bilgiye göre, Bingöl'den Gümüşhane kent merkezine gelen 61 AAH 122 plakalı tır, sabah saatlerinde Bayburt-Gümüşhane karayolunun arzular kavşağında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demirleri aşarak yaklaşık 10 metreden şarampole düştü. Yoldan geçenlerce yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afat ve Sağlık ekipleri sürücü Murat Boyara 45 müdahale etti. Sağlık ekipleri kazada sürücü Boyar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Boyar'ın cenazesi Afat ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan alınarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trabzon Yomra istikameti yalıncak mevkii Karadeniz sahil yolu DSI önünde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında farklı araçlarda bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneleri kaldırıldı. Araçların büyük hasar gördüğü kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Sürücüleri olay yerinde tedavi edilirken hastaneye gitmeyi kabul etmediler. Büyük çapta maddi hasarın olduğu kaza nedeniyle uzun süre trafik akışı sağlanamadı. Yaşanan kaza sonrası trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trabzon'un Maçka ilçesi Bağışlı mevkiinde ana yol üzerinde bugün sabah trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazada 3'ü çocuk toplamda 6 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans gönderildiği öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. 6 yaralının genel durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Trabzon'da akar borusunda sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ortahisar ilçesi Akyazı mahallesinde yavru kedinin akar borusuna girip sıkıştığı gören vatandaşlar kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği ekibi olay yerine hareket etti. Ekip olay yerine geldiğinde anne kedinin akar borusunun etrafında dolandığını gördü. İtfaiye personeli Hilti yardımı ile betonu kırıp akar borusuna ulaştı. Sonrasında mahsur kalan yavru kediyi kurtardı. İtfaiye personeli yavru kedinin sağlık durumunu kontrol edip suyla temizleyip yıkarken, sağlığı iyi olan yavru kedi doğaya bırakıldığı an anne kedinin yavrusunu ağzı ile alıp olay yerinden uzaklaştığını gören personel ve vatandaşlar duygulandı.